Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Windows 11'e kolayca APK nasıl yükleyebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Eğer video faydalı olursa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen işlemlere geçelim. Öncelikle videonun açıklama kısmındaki linkten şu sayfayı açın dostlar. Bu sayfayı açtıktan sonra bakın karşınıza BSA Tools diye bir uygulama geliyor. Bu uygulamayı bilgisayarımıza kurmamız lazım. Buradan al diyelim. Al sonra karşımıza çıkan bu pencereden de Microsoft Store adlı uygulamayı aç diyelim. Sonrasında arka plandaki tarayıcıyı kapatabiliriz. Burayı tam ekran yapalım. Buradan da al diyerek uygulamayı bilgisayarımıza yükleyelim. Uygulama yüklendikten sonra burayı küçültün. Sonrasında alt taraftaki arama kısmına tıklayın. Tıkladığınız zaman buraya Android yazın dostlar. Android yazdığımız zaman gördüğünüz gibi alt tarafa Android için Windows alt sistem ayarları geldi. Siz de burada Windows Subsystem for Android yani İngilizce yazıyor olabilir. Ama gördüğünüz gibi şu an ben de Türkçe. Çıkan bu uygulamaya tıklayın. Tıkladığınız zaman karşınıza bu ekran gelecek. Bakın alt tarafta geliştirici modu var. Buradan bu geliştirici modunu aktif hale getirin. Aktif hale getirdikten sonra burayı kapatabilirsiniz. Sonrasında tekrar az önce küçülttüğümüz Microsoft Store'u açın. Yüklemiş olduğumuz uygulamayı aç diyelim. Aç dediğiniz zaman karşınıza bu şekilde bir sayfa geliyor. Bakın burada bir APK seçin diyor. Buradan select diyelim. Select dediğiniz zaman karşınıza bu uyarı gelirse burada bilgisayarımıza Android Debug Bridge adlı bir yazılım yüklememiz gerekiyor. Buradan install diyerek ilgili yazılımın bilgisayarımıza yüklenmesini sağlayalım. İlgili yazılım indirildi. Select folder diyerek ilgili yazılımı bir yere kaydedelim. Kaydedeceğiniz yere dikkat edin. Sonrasında bu klasörü silmeyin dostlar. Bu klasörü silerseniz yükleyeceğiniz APK'larda sorun yaşarsınız aklınızda olsun. Ben de bilgisayarımdan C'ye gireceğim. C'de bir tane yeni klasör oluşturacağım. Bu klasörün adını da Android ADB yaptım gördüğünüz gibi. Oluşturduktan sonra klasörün içerisine girerek install ADB here diyeceğiz. Sonrasında karşımıza bu sayfa açıldı. Buradan da bir tane APK seçin. Benim masa Instagram'ın bir tane APK dosyası vardı. Onu seçtim ve alttan load diyorum. Bakın altta bu şekilde bir yazı yazdı. Hemen alt tarafa da şu pencere geldi. Buradan devam diyelim. Erişme izin ver diyelim. Biraz bekledikten sonra bu alttaki yazı gitmezse burada yazdığı gibi bu ekranı kapatın. Sonrasında tekrar arama kısmına VSA Tools yazın dostlar. Buradan uygulamayı tekrar açalım. Buradan da select diyerek yükleyeceğimiz APK'yı seçelim. Benim APK dosyası masa üstündeydi. APK'yı seçerek buradan load diyeceğim. Ve sol alt köşeden install diyeceğim. Uygulamamız şu anda yüklendi. Open app diyerek uygulamayı açalım dostlar. Gördüğünüz gibi Instagram'ın APK dosyasını başarılı yükledik. Bu yüklediğimiz APK dosyalarına arama kısmına ulaşabiliyorsunuz dostlar. Örneğin ben şu anda Instagram yükledim. Bu arama kısmına Instagram yazdığım zaman Artık yüklediğim uygulama burada da gözükecek. Yüklediğiniz bu APK dosyasına yani uygulamayı kaldırmak için de sağ tık yaparak buradan kaldır diyebilirsiniz. Aklınızda olsun. Sonrasında ben bunu nasıl kaldıracaktım diye düşünmeyin. Şimdi isterseniz buradan giriş yap diyerek Instagram'a bir giriş yapalım. Bakalım Windows 11'e yüklediğimiz Instagram'ın APK'sı düzgün çalışıyor mu? Hep birlikte görelim. Hemen mail adresimi yazıyorum. Şifremi de yazdım. Alttan giriş yap diyorum. Gördüğünüz gibi şu anda Instagram'ın APK'sını başarılı bir şekilde Windows 11'e yükledim. Ve Instagram'da şu anda gayet düzgün çalışıyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Eğer yapamadığınız veya takıldığınız bir yer olursa videonun altına yazabilirsiniz. Video faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.